haber küçük prens? Ha? Nasıl keyfin? İyiyiz. Osman ya. Bir şey soracağım sana. Şu tahta ev vardı ya. Ne zaman gittiniz siz oraya? Aşkım duyuyor musun beni? Soru sordum. Bak kartal yaptı. Bir daha çıkmadı tekeri. Cevap vermesen bakalım. Ne var Osman? Şu güzelliğe bak Aziz. Çok özlemişim memleketimi. Gurbetlik çok zor bir Aziz. İnsanın toprağı gibisi yok. Hadi kısa kes. Otur. Sabrımı zorlama Osman. Otur otur. Abi hasbihal edelim şöyle iki eski dost. Geçmiş insanın peşini bırakmıyor Aziz. Sadece öyle taş toprak değil ama. Arkamda bıraktım sandığın ne varsa hep seninle birlikte yaşıyor aslında. Ezi çok zor bir Aziz. Çok düşündüm dönüp dönmemek için. Bırak karşılarına çıkma dedim. Seni öldü biliyorlar. Öyle bilsinler. Ama olmadı. Kızım, oğlum, memleketim, geçmiş. Aslında hep çağırmışlar beni bir taraftan. Yani seni tanımasam İnanacağım şu haline. Sen beni tanımadın Aziz. Sen beni hiç tanımadın. Tanısaydın harcamazdın. Ben kimseyi harcamadım. Herkes ne hak ettiyse onu aldı. Aziz'in adaleti. Hepimiz yumruğunu yedik o adaletin. En çok da gariban Mustafa. Haksız mıyım? Haksızsın. Ben ne gerekiyorsa onu yaptım. Ayakta kalmak için, yaşamak için ne gerekiyorsa onu yaptım. Hala öyle. Ama senin de geçmişin peşinden geliyor. Kurtuldum sanma. Senin geçmişin kartal. Kartal benim geçmişim falan değil. Öyle öyle. Boşuna inkar etme, kendini kandıramazsın. Sen inkar etsen de kartal inanmaz. Açık konuş, ne diyorsun? Dün gece kartalla buluştuk, yemek yedik. Çok güzel bir adam olmuş maşallah. Aynı babası. Kartalı babası değil, ben yetiştirdim. Ama Allah'tan babasına çekmiş. Kartal bana babasını sordu. Nasıl öldüğünü, kimin yaptığını. Sen ne dedin? Aziz'le ikimiz yaptık dedim. Babanı tuzağa düşürüp öldürdük dedim. İyi demiş mi?
Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Okuyup ne yapacağım be Mustafa? Bas geç, işini yap. Ne yaptın? Verdin mi kararını? Tamam. Allah biliyor. Ben kafama sıksalar böyle işe girmezdim ama işte. Herkesin bir mecburiyeti var Mustafa. Biz de dertsiz değiliz. Anlarız halde. Hayırlı olsun diyelim o vakit. Osman beni sınama. Kartal'a ne söyledi? Korkuyorsun. Sen geçmişinden korkuyorsun. Utanma. Senin yerinde kim olsaydı korkardı. Ben korkmam. Karşıma kim çıkacaksa o korksun. Bir şey söylemedim. Bu seferlik. Konuşmayacaksın Osman. Kartal'a hiçbir şey söylemeyeceksin. Neden? Neden? Bak senin hayatın benim ellerimde. Bunu kabul etsen daha rahat edersin. Senin bir zarar görmeni, mutsuz olmanı istemem. Ne de olsa eski dostumsun. Ben o dostluğu mezara gömeli çok oluyor Osman, çok. Dirildi. Ama ölümü tatmış bir adam her şeyi yapar. O yüzden asıl sen beni sınama. Dün üstelemedim diye unuttum sanma. Dün de dedim, bugün de. Şirketin yarısını istiyorum. Ben Kartal'a hiçbir şey söylemeyeceğim. Sen de bana şirketin yarısını devredeceksin.